Merhaba arkadaşlar örgü aşkım kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu minik mot motiflerimizi çalışmasını yapacağız minik motiflerimizden dilediğimiz hayal gücümüz uygun her şeyi yapabiliriz lifler yapabiliriz battaniyeler yapabiliriz kenarlarına ee, kenarlarını büyüterek bebeklerimizi ya da kendimize yelekler ceketler örebiliriz tamamen hayal gücümüze bağlı olarak kullanabileceğimiz motifler fosur fosur doldurarak yaptığımız minik çiçekler şimdi birlikte bir tanesinin çalışmasını yapalım iki buçuk numaralı tığımı kullanacağım bu gibi işlerde iki buçuk numaralı tığ daha güzel sonuç vermekte dilediğiniz renkteki ipleri kullanabilirsiniz parça parça renklerden de kullanabilirsiniz herhangi bir kombinasyon da oluşturabilirsiniz gri sarı kahverengi renginin uyumunu kullanabilirsiniz pembelerin sarıları dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz şu şekilde zincir çekerek başlıyoruz Eğer Sihirli halka yaparsak içteki kısım sıkıntı yapabiliyor O yüzden Sihirli halka yapmayalım zincirle başlayalım 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim bakın şu en sondaki zinciri Elimde tutuyorum ki Rahatlıkla şöyle içine gireyim Bakın sıkıştırdım ve ördüm. Şöyle de sıkıştırdım. Bir, iki, iki tane zincirimi çektim şimdi. Tığımın başını doladım. Küçücük bir yuvarlak oluşturduk. Bakın şöyle bir modelimizin ortası için. Tığımın başını doladım. Oluşturduğum yere girdim. Ve çektim. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını doladım girdim hepsini aynı anda ördüm bir tane zincir çektim tığımın başını doladım yuvaya girdim bu şekilde 10 defa yapıyoruz başını doluyorum aynı yere giriyorum bir taraftan da bakın şu ipimi içeriye doğru göndermek istiyorum şu şekilde bir zincirimi çekiyorum başını doluyorum tığımın hepsini aynı anda alıyorum bir zincir tığımın başını doluyorum ve sayıyorum 2 4 6 7 8. örüyoruz 8 9 ve 10 10 tane bu şekilde yaptık bir zincir çekiyorum ilk başlamış olduğum noktaya gelerek batıyorum ve bir zincirle kendisini oraya sabitliyorum ve sağlamlaştırıyorum makas yardımıyla kestim şu şekilde içeriği arka tarafa alarak gizlemesini yapıyorum temizlemesini yaptıktan sonra yine bir makas yardımıyla temizliğini yapıyoruz şu şekilde ve ikinci rengimizi örmeye başlıyoruz düz çevirdik sarıyı kullanmak istiyorum alıyorum Herhangi birisinin arasından giriyorum. Bakın şu araya giriyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 5. Ve çekiyorum. Ve 1. Bu sağlamlaştırdım. 1. 2 üç üç tane zincirimi çekiyorum zincirimi hemen yandaki kutucuğa batıyorum aynı yeri değil yandaki kutucuğa gelerek batıyorum şu ipimi yarım alınmış onu tüm almak istiyorum yandaki kutucuğa Bakınız şu şekilde batıyorum şöyle bir görün Yandaki kutucuğa battım. Tekrar 3 tane zincir. 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane dolgumu yaptım. Çekiyorum. Ve kapatıyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum iki tane pufum olmuş oldu şimdi yandaki kutucuğun şöyle görmenizi istiyorum yandaki kutucuğun içerisine 3 zincirimi çekmiş olduğum tığımı gelerek batıyorum ve yine 3 tane zincir çekiyorum tığımı başını doluyorum 1 2 3 4 ve 5 tane dolduruyorum. Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi hemen yandaki yere gelerek atıyorum. Ve tekrar 3 zincir. Başını doluyorum tığımın aynı yere gelerek 5 tane sofumu yapmak için dolduruyorum. 5 çekiyorum. kapatıyorum. Ve 1 2 3 ve yandaki çekmiş olduğumuz biraz önceki zincirle hazırlamış olduğumuz kutucuğun içerisine gelerek giriyorum ve görmüş olduğunuz gibi 3 zincir ilavesiyle tekrar doldurmaya başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Ve çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir ilave ediyorum. Yandaki yere girerek batıyorum. 1 2 3 zincir ilavesiyle batmış olduğum yeri Tekrar 5 tane pufumuz için başını dolayarak çekiyoruz. 3 4 ve 5. Çekiyorum. Kapatıyorum. Ve 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Sıradaki yere dilerek batıyorum. 1 2 3 3 zincirim çektim. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 çekiyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3 diyorum. Örmesi son derece zevkli. Dilediğiniz her türlü yerde uygulayabilirsiniz. Son derece de kullanışlı bir, 2 3 4 5 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 tekrar yandakine batıyorum ve 3 zincir ilavesi ile dolduruyorum 1 2 3 4 ve 5 çekiyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Şöyle bir bakıyorum. Zincirimi başlangıç noktamın kutusuna batıyorum. Başlangıç noktasındaki kutuya gelip batıyorum. Ve bir tane zincir çekip sağlamlaştırıp bir makas yardımıyla koparıyorum. Şu ipleri arkasına çekeceğiz şimdi. Şöyle görelim. Motifimiz gayet güzel bir şekilde tamamlandı. Şu iplerimizi şöyle çekelim arkaya. Sonraya koymayalım. Yığılıp kalıyorlar. Şu şekilde. Bir makas yardımıyla hemen temizleyelim. Motifimizi bitirdik, fosur fosur bir motif. E, yapımız çok kolay ve yaparken de zevk alacaksınız, kullanırken de zevk alacaksınız eminim. Evet, hepinizin ellerine sağlık, sağlıklı, mutlu, güzel günlerde kalmanız dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere.